Bravo. Bravo hocam, bravo. Vallahi billahi. Harikulade şarkı, harikulade şarkılardan bir tanesi. Büyük üstadımız, özellikle sevgili Ertuğrul hocam, büyük bir alkış rica ediyorum ben burada. Vallahi billahi. Valla şunu her zaman belirtirim. Özellikle kendi yayın yaptığım arkadaşlarıma vesaire, kuruluşlara, her tarafa şunu belirtirim özellikle. Sevgili Tolga Tavuk, her insanın bilgisayarında olması gereken, özellikle Tolga Tavuk ve Ertuğrul Sağlam, her insanın bilgisayarında şarkısı olması gereken bir sanatçı. Teşekkür ederiz, sağ ol. Yani bunu ben abi yağcılık anlamında söylemiyorum. Gerçekten. Yani gerçekten bu Tolga Tavuk ve Ertuğrul Sağlam şarkıları öyle bir hitap ediyor ki, gerçekten en anlamlı şarkılar. Hiçbir içinde yalan yok. Gözyaşı ve duygu kesinlikle içinde var. Bu kesinlikle ama. Mesela senin en çok sevdiğin parça Yanmalısın. Evet. Yanmalısın. Askerdeyken sözleri yazılmış, müziği yapılmış, sadece akıldan yapılmış ve öylesine kıytırıktan bir kayıt aletine kaydedilmiş bir şarkı aslında. Evet. Onu geldikten sonra rahmetli Topaloğlu yaşarken onun aranjörüyle beraber yapmışlar Yanmalısını. Aslında o şarkıyı dinleyen insanlar bir gencin askerde hangi duygular içerisinde olduğunu gayet net bir şekilde çözebilirler. Sonuç itibariyle bizim çok fazla, daha doğrusu benim diyeyim şahsıma, çok fazla hareketli parça yapan bir insan değilim. Yani yapınca da gerçekten... aşkım nerede kaldın, sana şarkılar yazdım. Gerçekten mükemmel bir şarkı değil mi? Yani dediğim gibi ben daha çok damarı takılan bir adamım diyeyim. Peki o zaman devam ediyoruz birlikteliğimize. Sevgili Ertuğrul hocam. Evet Emir'im. Evet buyur. Senin görüşlerin şarkı anlamında, beste anlamında var mı? Şarkı anlamında valla Emir'cim ne hissediyorsak onları yazıyoruz. Ya açıkçası böyle bir şey için de zorlamıyoruz kendimizi. Ya aman şarkı yapayım işte, piyasaya şarkı vereyim. Böyle bir uğraşımız yok. Yani kalbimizden ne geçiyorsa, içimizden ne geçiyorsa onu kelimelere döküyoruz ve yani değerli dostlarımız artık, yani sevenlerimizle paylaşıyoruz. Ve sevenler de sağ olsunlar gerçekten. Ama sağ olsunlar. Şunu belirteyim ki abi, gerçekten Tabu ismi altında gerçekten çok büyük bir kitle var. Özellikle Tolga Tabu'yu sevenler çok. Yani ben bunu araştırdım. Yani sevgili Ertuğrul hocam beste makinesi diyeyim ben. Estağfurullah. Öyle bir... Vallahi. Yani bu şekilde... Beste makinesinden ziyade herkes beste yapamaz. Evet, arkadaşlar. Herkes beste yapamaz. Beste herkes yapar. Böyle alın üçüncü besten, dördüncü besten diye internete atarlar. O problem değil. Asıl problem besteyi hissederek... Hissederek yazmak. Ve insanların gerçekten kalbine oturtarak böyle... Dinleyen şunu demeli. Ya arkadaşım bu adam ne çekti? Veya bu adam benim yaşadıklarıma ne kadar yakın yazıyor? Diyebilmeli ki hocam da bunu başarıyor gerçekten. Şimdi şöyle bir şey var. Hayatta herkese her şeyi beğendirmek çok zordur. Yani mümkün değil. Ama bazı şeyler vardır ki yani herkes mesela bir şarkıyı dinlediği zaman şunu geçirebilir kalbinden. Ya benim söylemek istediklerim buydu diyebilir yani. Değil mi? Biz de zaten bunun peşinde koşuyoruz. Yani amacımız o. Hocam müsaadenizle bir soru sorabilir miyim? Estağfurullah, tabii ki. Bu besteler yaşanmış mıdır? Yaşanarak yazılmış mıdır? Aslında... Hocam sana geldi. Ben de kaçıyorum. Tolga abi sen kaçmak olmaz. Şimdi Tolga abimize de aynı lafı söyledim. Aslında ben, bu besteler yani, yazılmış mı hocam? Şimdi bizim ben, merak ettiğimiz bu. Ben cevap vereyim. Müsaade ederseniz. Acıyı kullanabilmeliyiz. Aşkı kullanabilmeliyiz. Yeri geldiği zaman sen olabilmeliyim. Yeri geldiği zaman ben... Kendin olmalısın. Yeri geldiği zaman bardaktaki su olabilmeliyim ki... Yani böyle güzel şarkılar ortaya çıksın. Bravo hocam. Harikulade. Evet, bu bana da gelsin. Evet, aynı şekilde. O zaman şöyle yapalım. Tüm Tabu sevenlere, dinleyenlere, bize destek olanlara birkaç nakarat göndereyim ben. Peki, şöyle. O da olur. Benim çok fazla sevdiğim bir parça. Bilseydimle başlayalım hocam. Ne sabrım kaldı, ne gururum tükendi.
ellerimde. Ben ne söz verdiysem sözümde durdum. Seni ihanetle dost oldum. Ben dur dedikçe sen vurdun şu yaralı kalbime. Ben dur dedikçe sen vurdun şu yaralı kalbime. Sevdim ruhum satın kaldığını, sana emek verir miydim? Bilseydim ellerde zevkte olduğunu, sana sonum der miydim? Bilseydim ruhum satın kaldığını, sana emek verir miydim? Emreyle sevda rüzgarı, sevda rüzgarı. Bilseydim ellerde zevkte olduğunu, sana sorun der miydim? Belki evlat nasıl sıkmak? İçim yanıyor dostlarım, içim yanıyor. Kararlıyorum dostlarım, kalbim sızlıyor. Kalan son umudum da bugün toprak vuruyor. Bedenimi taşımak artık çok zor geliyor. Bedenimi taşımak artık çok zor geliyor. Emreyle sevda rüzgarı, sevda rüzgarı, sevda rüzgarı. Teşekkürler. En güzel şarkılardan bir tanesi. Evet, peki hocam ne yapalım? Son nakarat içim yanıyor dostlarım. Arasın sevgili dostumuz, Arasın isteğiydi. Evet. Ve bizim bir dostumuz daha var, Mustafa Tosun. Mustafa Tosun. Ona da gönderelim bu şarkıyı. Peki hocam, sizi biraz dinlendirelim. Şöyle mesajlar da zaten geliyor. Üç güzel şarkı sizlerle beraber olsun. Özellikle Aşkın Özeti, Ertuğrul Hocam'ın güzel bir şarkısını size ulaştıracağız. Aynı zamanda Yanıyorum isimli şarkısı sizlerle beraber olsun. Akabinde biraz sonra kaldığımız yerden devam edelim.